Uzun yola çıkanın düşüneceği çok şey olur. Geride bıraktıklarını düşünür. Yanındakini düşünür. Ne yapacağız şimdi? Bize gideceğiz. Size mi? Seni başka yere götüremem. Anamın, abimin, yengemin yanına gitmemiz lazım. Neden? Herkes anlasın. Seni aileme katıl diye kaçırdığımı. Sen ailem olasın diye yaptığımı. Anam delirecek. Abim de öyle. Benimle katlanacak mısın? Ben sana dedim zaten. Beni çok üzecekler. Ama sen Müslüman. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Tahir! Oğlum benim! Ay maşallah, 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 maşallah. Ya siz, sen Rusya'da dediler. Annem ne olur yapma böyle. Sen bana sırtını dönersen ben ne yaparım? Ne olur kızma bana. Bari sen kızma. Ay anlayacağım mı? Sen bana yüzünü dönersen belki geçer. Şimdi acıyor mu? Sarılırsan geçer. Ne? Ne yapacağız şimdi? Uçurtma kuyruğu, biletlerden ikisi ve gazoz kapağı gitti. Çok az kaldı. Babam bizi bulmuştu. Ne yapacağız? Bilmiyorum anneciğim. Bilmiyorum. Ne çok para veriyoruz biz bu uğra ya. Bütün gemilerin ampulleri mi patladı? Ben anlamadım ki nedir yani. Allah'ım yarabbim. Bir tane düzgün işiniz yok. Vallahi billahi olacak şey değil ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ali. Oğlum bari sen iyi bir haber verdi ha. Nasıl durum? İkisini de buldum abi. Ama ikisini de bir şekilde elimden kaçırdım. Ne diyorsun Ali sen? Önce Nefes'i buldum. Onun sayesinde de Tahir'i. Lan bunu şimdi mi diyorsun abi? Lan niye söylemedin bize? Abi mecburdum. Ben Tahir'in kaçmasına değil, teslim olmasını istiyorum. Doğrusu bu çünkü. Nereye dur şimdi? Yani ikisi de. Nefes'in kaldığı yeri biliyorum. Ama Tahir kaçtı. Oğlum gevelemesene ağzında. Nereye dur Nefes bazı? Çürümeye terk edilmiş bir minibüs var. Onun içinde yatıp kalkıyorlar. Oğlum benim bazım minibüsün içinde yatacak kalkacak. Sen de bana şimdi bunu diyorsun ha. Ali! Abi. Ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu karıştırdım. İpin ucu iyice kaçtı bende artık. Nereye de bu arabamın minibüs mü yazıkım sağ olun. De bakayım be. Lan yürü 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 göster be yürü. Allah'ım bir tane akıllı gönder be ya bir tane. Sağ ver çünkü be. Nefes kızım haklı. Sen ister teslim olursun, ister olmazsın. Ama bir şey diyemeyeceğim da. Hayatta bazen zor da olsa karar almak lazım. Arkasında durmak gerek. Dirayetli olmak gerek. Sevdan eğer bir hevesse
zamana yenilir. Sevdan eğer bir nefesse ancak sen öldüğünde seni terk eder. İnsan sevdiğinden ayrı kalıp uzakta kaldığında üzülür. Doğrudur. Aslında şunu sormalı insan kendine. Ayrılık niye korku değil? Yoksa unutmak, unutulmak mı asıl korkunç? Eğer öyleyse sevgiden söz etmenin ne anlamı var? İnsan yan yana olduğu zaman da unutabilir, unutulabilir. Yok babam. Bu ne unutmak ne unutulmak korkusu. Benim istediğim sadece onların ellerinden alınmış, hayatlarından çalınmış ne varsa geri koyma isteği. Daha fazla geç kalmadan. Ne geç olmadı? Mutlu olmaya. Ha. Mutlu olmaya koşayım diyorsun ha? Öyle mi? Şu insanoğlu ne garip bir yaratık. Sanırsın ki mutluluk var. Senin önünden tabana kuvvet koşay, sen de peşinden gidiyorsun. Yakaladın mı mutlu oluyorsun ha? Öyle mi? Namazı olmayan ezanla başlayan ömrümüz, ezanı olmayan namazla bitip gidiyor. Şu kısacık misafirlikte insanoğlu her bir şeyin peşinden koşuyor. Gaye mutlu olmak, öyle mi? Şu bardağı ver bakayım bana. Ver, ver. Mutlu musun? Allah korusun bir hastalıktan, bir kazadan dolayı elini kolunu oynatamasaydın da şu bardağı verdiğinde bana Osman babam bak kolumu kaldırıyorum dediğinde ben de sana gördüm oğlum gördüm çok şükür. Görmek lazım oğlum, görmek. Bana müsaade. Değil misin? Önce helalliğini almam lazım. Belki de o yüzden gidemedik ya zaten. Gideceğin diyorsun yani ha? Yapmam gerekenlerden sonra. Hakkınızda hayırlısı neyse bu olsun. Hakkını helal et babam. Helal olsun. Sen de et. Benim sende ne hakkım olacak? Herkesin herkeste hakkı vardır o. Eğer varsa benden yana helaldir.